Bozay'ı kış uykusundan uyanmış. Bu kötü haber demek. Arka ayakları üzerinde duran büyük bir bozayı 2,5 metre boyundadır. Ve ağırlığı 700 kiloyu bulabilir. Omuzlarındaki, sırtındaki ve kalçalarındaki kaslar onu ortalama bir adamdan 5 kat güçlü yapar. Kaba gücünü 10 santimetrelik pençeleri ve kemik kıran çenelerindeki 42 dişi destekler. Kuzey Amerika'nın sıra dağları, başka bir ağır sıklet yırtıcının da evi. ...120 kilograma varan dağ aslanları çelik ölüm makineleridir. Küçük atıştırmalıklardan büyük avlara kadar daima avdadırlar. Kaslı arka bacakları avlarının üzerlerine atılmalarını sağlayan güç odaklarıdır. Ön ayakları ve 2,5 santimetrelik pençeleri eti parçalayan kesici silahlar gibidir. Bu dağ aslanının birkaç günde büyük avlar yakalaması gerekiyor. O yeni bir anne. Besleyeceği yavruları var. Fakat bozayı için onlar çaresiz yumuşak et parçaları. Ve o acımasız bir katil. Onları bulabilmek için çok güçlü bir koku alma duyusuyla donanmış durumda. Burnundaki mukuslu doku insanınkinden 100 kat büyük ve ona tazılardan 7 kat güçlü bir koku alma duyusu veriyor. Tehlikeyi sezen anne yavrularını otların altına taşıyor. Ama çok geç kaldı. Artık ayının kaba kuvveti dağ aslanının pençeleri ve zekasına karşı. Bozayı 700 kiloyla saldırıyor ama yokuş yukarı çıkıyor ve kumar hızla onu karşılamaya koşuyor. Savunma yapmak için yüksek alanı seçti. Saldırı engellendi. Bozayı saf kas gücü kullanıyor. Katil bir hücumcu gibi yola açmaya çalışıyor. Sağa sola sallanarak hareketli bir hedef yaratıyor. Ama dağ aslanının taktik avantajı var. Ayının cüssesiyle boy ölçüşemez. Ancak iyi bir açıyla hız ve gücünü kullanabilir. Patileriyle şimşek gibi bir ikili vuruş yapıyor. Ve ölümcül bir omurga ısırığı kolluyor. Güçlü çenelerini hedefleyip köpek dişlerini kazma gibi kullanarak kafatasının altındaki omurları ısırmaya çalışıyor. Bu hamleyle tam yetişkin bir geyin bile omur iliğini koparabiliyor. Bozayı dev cüssesinin avantajını koruyor ve kuma hedefine ulaşamıyor. Bu rahatsız edici bir karşılaşma. Bozayının hedefi ağzını sulandıracak kadar yakın. Fakat dağ aslanının çevikliği tüm bu gücüne denk bir rakip. Aslan hala yüksekteki konumunu koruyor. İlk olarak bozayı geri adım atıyor. Göz temasından kaçınıyor. Böyle küçük lokmalar için risk almaya da değmez. Dağ aslanı zafer kokusunu aldı. Ve bir bozayı işte böyle korkutup kaçırılır. Kaba kuvvet bir annenin taktik yeteneği ve kararlılığına denk olamaz.